Değerli arkadaşlar, bugün sizlere Mahabbat Kürt Cumhuriyeti ile ilgili kısaca da olsa siyasi düşüncelerimi belirtmek istiyorum. Malumunuz Sovyetler Birliği ve İngiltere 1941 yılında Batı İran'ı işgal etmişlerdi. İngiltere güneyden Sovyetler ise kuzeyden İran'a girmişti. İki ülkenin ilk amacı Alman taraftarı olan Rıza Şahı tahttan indirmekti. Amaç hasıl olmuş ve şah kısa bir süre sonra tahttan feragat ederek yerine oğlunu bırakmıştı. Rusların diğer amacı ordusunun geri hattını korumaktı. Bunun için işgal ettiği yerde Kürtler ile birlikte kendisine bağlı bir yönetim istiyordu. Bu yüzden Ruslar bölgede yaşayan Kürt nüfusuna sahip Kürtlere yakın davranıyordu o dönem. İşgal sonrası İran'daki merkezi hükmet ülkesi üzerindeki kontrolünü kaybetmişti. Bu ortamda Kürtlerin hareket alanı ise genişlemişti. Aynı zamanda işgal orduları karşısında gerileyen İran ordusunun askeri teçhizatları Kürtlerin eline geçmiş. Bunun yanında geçmişte sürgün yemiş bazı Kürt liderleri mevcut otorite eksikliğinden de faydalanarak topraklarına o dönem geri dönmüşlerdi. Sovyet Rusya Kürtlerin kendisine daha çok güven duymalarını sağlamak için 1942 yılında 30 Kürt liderini Moskova'ya resmen davet etmişti. Kürtler yaptıkları bu ziyarette Ruslardan silah taşıma yetkisi, ulusal işlerinde özgür bırakılmaları İran hükümetinin Kürt dili için okul yapımına izin vermesi gerektiği ve hapiste olan Kürt arkadaşlarının salı vermesi, verilmesi gibi isteklerde bulunmuşlardı. Çağrılanlar arasında İran'ın Mahabat bölgesinden Rahmetli Kadı Muhammed de vardı. Mahabat bölgesinde İran'ın etkisi o dönem zayıftı. Zaten bölgede işgal demberi otorite eksikliği yaşanıyordu. Türkiye ise bu süreçte İran'daki Kürtlerin faaliyetlerinden tedirgin olduğunu hep dile getiriyordu. Çünkü İran Kürtleriyle Türkiye'deki Körtlerin iletişim halinde olduğunu hükmet düşünüyordu. Fakat gerçekte böyle bir durum yoktu. İran'da 1942 yılında bir grup Kürt ileri geleni siyasi parti kurmak için bir araya gelmişti. Başlangıç olarak gizli bir örgüt kurmuşlardı. Örgütün adı Komel idi. Adının açılımı Komele Ziyaneveye Kürdistan'dı. Kürdistan Diriliş Topluluğu. Örgüt kısa zaman içerisinde büyüyerek üye sayısını artırmıştı. Hücre tipi bir yapılanmaya sahip olduğu için üyeleri birbirlerini bilmiyorlardı. Örgüt 1944 yılında bir Kürt bayrağı tasarlamıştı. Üç şeritli bayrakta üstte kırmızı, ortada beyaz ve altta yeşil renkler yer alırken bayrağın üzerinde güneş, iki yanında başaklar ve arkasında bir dağ ve kalem resmi vardı. Örgüt 1944 yılının sonlarında Kadı Muhammed'e kendilerine katılması yönünde bir teklif sunmuştu. Kadı Muhammed bu teklifi kabul etmişti. 1945 yılının daha doğrusu 1945 yılına gelindiğinde birçok Kürt aşiret reisi örgüte üye konumundaydılar. 1945 yılında Kürt liderleri ikinci defa Moskova'ya resmen davet edildiler. Özgüvenleri artan Kürtlerin kafasında bağımsız bir Kürt devleti vardı. Fakat Ruslar bu görüşe lakin o dönem mesafeliydiler. Bunun olması için diğer ülkelerdeki Kürtlerin işin içinde olması gerektiğini düşünüyorlardı. Sovyetlere göre Azerbaycan bölgesi içinde özerk bir yönetim olması daha mantıklıydı. Ayrıca Sovyetler bir Kürt hareketinin ancak siyasal bir parti önderliğinde başarıya ulaşabileceğini düşünüyordu. Zaten kısa süre sonra Komel örgütü yerini Kürdistan Demokrat Partisine bırakmıştı. Kadı Muhammed bu oluşumun lideriydi. Mahabbat Kürt Cumhuriyetinin kurulma sürecinin Irak'taki Barzani hareketinden bağımsız anlatılması eksik olacaktır. Çünkü Irak'ta yaşayan Kürtler ile İran'dakilerin arasında etkileşim vardı. Bu yüzden kısaca General Mullah Mustafa Barzani'den bahsedilmesi bu konferansında yerinde olacaktır kanaatindeyim. Irak Birinci Dünya Savaşı sonunda, İngiliz niyetine girdikten sonra bütün Kürt ve Türkmen aşiretleri Şeyh Mahmud Berzenci önderliğinde İngilizlere karşı ayaklanmıştı. Ayaklanmayı Barzan aşireti de doğru buldu ve ayaklanmaya katıldı. İngilizler bunun üzerine 1922 yılında Barzan bölgesine saldırdı. Saldırı sonucunda uzun süre sessiz kalan Barzaniler 1931 yılında İngilizlerle tekrar çatışmaya girmişti. Fakat sonuçta İngilizler tekrar galip gelmişti. Yenilen Barzaniler 1932 senesinde Irak'tan çıkmak zorunda kalmıştı. Bir süre Türkiye'de kalan Barzaniler daha sonra tekrar Irak'a dönmüştü. General Mola Mustafa Barzani ise 1930'lu yılların sonunda Aşiretinin liderliğini ele geçirmişti. 1943 tarihi yılında İngilizlere karşı yeniden ayaklanan Barzani güçlü İngiliz ordularına karşı koyamayıp bu sefer İran'a kaçmak zorunda kalmıştı. Burada Sovyetler Sovyet güçleriyle irtibata geçen Barzani aynı zamanda Kadı Muhammed ile irtibat kurmak istiyordu. 1945 yılında Bakü'den dönen Kürtler artık adım atma zamanının geldiğini düşünüyordular. İran işgalinden beri ellerinde epey silah birikmişti. General Mola Mustafa Barzani ise bu sırada kendisinin ve aşiretinin Kadı Muhammed'in emrinde olduğunu belirtmişti. Harekete geçen Körtler, Muhabbat'ta Rusların gönderdiği matbaa makinesiyle gazete çıkararak düşüncelerini kamuya aktarmaya çalışıyorlardı. Kürtlerin istekleri şunlardı. Bir, İran'da yaşayan Kürtlere özellik verilmesi. İki, eğitimde ve idari konularda Kürt dilinin kullanılması. Üç, Devlet işleri ve sosyal meseleleri denetleyecek bir Kürt eyalet meclisinin seçilmesi. 4. Bütün devlet memurlarının yerel olması. Sonunda zamanı geldiğini düşünen Kadı Muhammed 22 Ocak 1946 tarihinde Mahabad meydanında Üzerinde Sovyet tipi bir elbiseyle ile özel Kırk Cumhuriyeti'nin kurulduğunu ilan etmiş ve 11 Şubat 1947 tarihinde başkan olmuştu. Barzaniler özel Kürt Cumhuriyeti'nin ilanından sonra Muhabbat'a yerleşmişti. Kadı Muhammed ordunun başına General Mula Mustafa Barzani'yi getirmişti. Fakat Batı bütün bu gelişmelerden rahatsızdı. Çünkü Sovyetlerin bölgede etkin olmasını Batı dünyası o dönem istemiyordu. Sonunda Moskova yönetimi baskılar karşısında Batı emperyalizmi ile anlaşıp bölgeyi terk etmişti. Bu gelişme üzerine Kadı Muhammed siyasi anlamda yalnız kalmıştı. Üstüne birçok aşiret kendisini terk etmişti. Bunun üzerine İran yönetimi Muhabbat Kürt Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmış ve 31 Mart 1947 tarihinde Kadı Muhammed'i idam etmişti. Barzani ise adamlarıyla birlikte Sovyetler Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne kaçmıştı. İşte Mahabbat Kürt Cumhuriyeti'nin kısaca özeti budur. Beni dinlediğiniz için Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Ben Tekmanlı Profesör Doktor Doktor Ümit Yazıcıoğlu. Bugün Cumartesi 11 Temmuz 2020 saat 09.23 Lüksemburg. Allah'a emanet olunuz.